Londra'dan herkese selamlar. Ben Çiğdem Adan. Arkadaşlar, bundan önceki videomda iş bulmak için nereden başlamanız gerektiğini, ilk adımınızın ne olması gerektiğini söylemiştim ve bu bir taktik meselesidir. Bir taktik, bir plan dahilinde ilerlerseniz başarılı olabilirsiniz demiştim. Şimdi bu videoda da hangi mesleklerin sizleri beklediğini, daha önce paylaşmıştım böyle bir video zaten. 2023 yılında hangi mesleklerin popüler olduğunu ikinci yarısından sonra da popülaritesini devam ettirdiğini isterseniz birlikte inceleyelim. Bir kere söylemem gerekir ki bundan önce bahsetmiş olduğum shortage occupation listedeki meslekler halen iş bulma sayfalarında bol bol iş ilanı verilen ve aranılan pozisyonlar, aranılan meslekler. Bunları gruplamak gerekirse sağlık çalışanları halen birinci sırada diyebiliriz. Birinci veya ikinci sırada sağlık çalışanları. Talep gerçekten büyük ve ciddiyetini koruyor. Sağlık çalışanı olarak hemşireleri örnek verirsek, hemşirelerin maaşları 30-31 bin pound civarında yıllık brüt biliyorsunuz. Hasta bakıcıların ise ister NHS'de olsun ister sosyal serviste olsun 21 bin civarında yıllık maaşları. Tabii bunu unutmayın ki çalışanların shortage occupation'dan müracaat edip de işe alınırlarsa alacakları ücret piyasa sahicinin %80'i oranında. İncelediğim zaman programcılar ve software developerlar en başta ki sırayı alıyor. Özellikle de IT alanında veya software alanında yapmış olduğunuz her türlü eğitim 26 bin pound maaş ile başlayacak diye düşünebilirsiniz. Popülaritesini koruyan, başta aranan meslek gruplarından bir tanesi bu. Bunun yanında cyber security specialist diyeceğim. Çünkü bütün şirketler artık yazılım üzerinden hareket ediyor. Teknoloji her şirketin yönetimine girmiş vaziyette. Dolayısıyla bilgileri korumak gerekiyor. Onun için her şirketin ihtiyacı olan, hack olmamak için her şirketin ihtiyacı olan bir eleman, bir pozisyon bu. Cyber security özellikle aranan şey. Hem maaşları da 25 bin senelik 25 bin pound civarında oralardan başlıyor. Fakat benim bu verdiğim maaşlar tabii ki başlangıç maaşları ya da ortalama maaşlar sizin tecrübenize veya başvurduğunuz şirketin ihtiyacına veya büyüklüğüne, küçüklüğüne göre bu rakamlar büyüyebilir veya küçülebilir. Ama özellikle cyber security specialistler tırmanma trendinde. Arkitektleri yine paso geçiyorum. Çünkü İngiltere'de inşaat sektörü booming, yani patlama göstermiş vaziyette. Bu Rishi Sunak hükümeti de zaten üstüne basa basa söylüyor. Herkese ev sahibi yapacağız. Bir konut sıkıntısı var. Bu konut sıkıntısını gidermek için de işte büyük residential bloklar yapılıyor. İnsanların istasyonlara, stationlara yakın bölgelerde yerleşebileceği bütün alanları neredeyse şehir içinde bütün alanları böyle büyük bloklarla ulaşıma yakın işte çalışan kesime hizmet verecek şekilde binalarla dolduruyorlar. Bu tabii ne demek oluyor? İnşaat sektöründe bir açık var. İngiltere'nin bir şeyi konumu sadece İngiltere üzerinde değil, bütün dünyaya yapılan servisler, inşaat sektöründe de yani mimarlık, dizayn gibi servisler bütün dünyaya da yayılıyor. Buradaki büyük şirketlerin dünyanın her tarafına yapmış olduğu Singapur, Malezya, Dubai'ye yapılan bütün projelerde neredeyse imzaladı. Ben bile Azerbaycan tarafında bir proje yaptıydım. Bir değil 5 tane proje yapmıştım ve o projeye dahil olan İngiliz şirket, hem inşaat şirketi İngiliz'i hem de çizimleri yapan mimarlık şirketi İngiliz'di. Grafik designerlar, yine hepsi olduğunuz sorulardan bir tanesi, grafik designerlara iş var mı diye. Evet, grafik designerlarda gerçekten talep duyulan bir pozisyon. Onun için grafik designerlarda iş bakabilirler. 18 bin, 19 bin ya da 18 bin, 20 bin civarında başlangıç
ödemeleri var onların da. Bunlar birkaç sitede en popüler meslekler olarak aranılan, en popüler meslekler olarak diye gördüğüm meslekler. Ancak bunun dışında benim size söyleyebileceğim, hala ihtiyaç olduğunu bildiğim şeyler de var. Mesela eğitim alanında. Eğitim alanında bir sürü öğretmen arkadaşımız yazıyor. Acaba eğitimde hani öğretmenlik yapabilir miyiz diye. Şimdi öğretmenlik olayında bir çok iyi İngilizcenizin olması lazım. Çünkü o eğitim verdiğiniz sınıfa ya da sınıftaki öğrencileri kontrol edebiliyor olmanız lazım, hakim olmanız lazım. Onun için İngilizcenin çok iyi olması lazım ve tabii ki vereceğiniz alanda da hani iyi olmanız lazım. Eğitim konusunda öğretmenler için açık var, özellikle ortaokul seviyesinde açık var. Fakat burada kabul edilme şansınız ne olur onu çok fazla bilmiyorum. Siz kendiniz deneyerek göreceksiniz onu, ben bilemem. Onun dışında ne olabilir demiştim. Muhasebeciler, yine çok fazla muhasebeci müracaatı var. Muhasebecilerle ilgili hani şey yapabilir miyiz, orada iş bulabilir miyiz diye. Evet, muhasebeciler de iş bulabilirler. Maaşları 34 bin, 35 binden falan başlayabiliyor muhasebeciler için accountant. Ama muhasebede de burayla bir denkliğiniz veya burada almanız gereken bir sertifika, ACCA gibi bir sertifika olması gerekiyor veya bir başka sertifika olması gerekiyor. Denkliğinize bakmanız lazım. Aynı şey arkitekler için de geçerli. Arkitektlerin de burada RIBA register değil ise imza atma yetkisi olmadığı için iş bulmalarında sıkıntı oluyor. Onun şartlarına bakın, bir araştırın derim, RIBA diye söyleyeyim size, onu anlayın, ona bakın diye tavsiyede bulunuyorum. Yine finans sektöründe sigortacılarda bu investment bankalarında, yani yatırım bankalarında veya sigorta şirketlerinde yer olan, açık olan bir şey, meslek grubu. Eğer insan ilişkileriniz güzelse, rakamlarla iyiyseniz, bir de finans background'ınız varsa bu işler için de müracaat edebilirsiniz herhalde. Tabii belki biraz tecrübe gerekir. Onu da belki orada halledersiniz. Bilemiyorum. Bu arada retail, yani perakende, satış, hani müşteri ilişkileri, satış elemanı falan gibi şeyler, gruplar var ama onlar için zannetmiyorum ki, benim kendi düşüncem, sponsor olacaklarını çok fazla zannetmiyorum. Ancak ve ancak sizin tanıyan birisi hani sponsor olursa bu alanlarda da yine şey var, açık var. Yani bu böyle bir şey, üzerine yoğunlaşıp araştırmanız gereken, çalışmanız gereken, üzerinde durmanız gereken bir şey. Bu meslek grupları halen ilanları olan ve iş alımı için, iş için müracaat edebileceğiniz meslek grupları. CV'nizi unutmuyorsunuz, İngilizcenizi unutmuyorsunuz, İngilizce olmadan hiçbirisi olmuyor biliyorsunuz. İngilizce, İngilizce, İngilizce diyoruz. Ondan sonra da güzel bir CV, ondan sonra da inat ve kararlılık. Hepinize kolay gelsin diyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.